Selam millet, EVP'ye hoş geldiniz. Yeni bir sizin görüşünüz videosuyla birlikteyiz. Yanımda Gökhan var. Gökhan Fırtına. Evet, Fırtına. Fırtına ne demek? Fırtına yani Karadenizliyim. Acaba yazan nüfus memurunda mı bir sıkıntı oldu yoksa bizimkilerde mi bilmiyoruz ama öyle yazılmış. Fırtınanın Lazcası diyoruz yani kısaca, öyle mi? Öyle anlamayan... Okey, bu espriyi bana Gökhan yaptı, ben de şimdi size satıyorum aynı espriyi. Gökhan benim masanın üstünden gördüğüm kadarıyla uzun süreden beri Samsung telefonlar kullanıyor galiba. Aynen, bayağı uzun ama zamandır. Ama bugün burada olmamızın esas nedeni SD Edge. Evet, SD Gökhan'la Edge. Gökhan'la SD Edge şeyini kullanacağız. Gökhan, bunlara geçmeden önce bize bir anlatsana. Kimsin, nesin, ne yapıyorsun? Ben Nişantaşı Üniversitesi'nde mobil teknolojiler okuyorum. Tamam, çok güzel. Kendimi daha çok donanım tarafındaydım. Yazılım tarafına doğru geliştirmeye başladım. Çok güzel. İlk telefon donanımıyla falan başladım. Sonra bilgisayar falan derken devam etti elektroniğe ilgim. Kaçıncı sınıftasın? Son senem. Son senem, çok güzel. Ne kadar zamandan beri Samsung kullanıyorsun hocam? İlk bununla mı başlamıştın? Yok, benim Samsung kullanışım D600'den başlıyor, D900 falan bayağı uzun bir hikaye. Bu hangisiydi? Bu HD Omnia diye geçen bir şey. Türkiye'de olan... çok bulunabilir bir cihaz değil. Bundan sonra S3'e geçtim hemen. S3'e geçtin, ne güzel, ne efsane bir telefondu. Aynen. S3. Aynen, çok sonra... efsane. S5'e S5'imiz geçtim. Var bir tane. Zaten benim hep şeylerim iki model atlayatlı oldu. S3, S5, S7. Şeklinde. Tamam. O zaman sıra S9'da. Kısmetse diyelim. Var mı niyetin? Niyetim az çok Plus'ında biraz daha var. Okay. Şimdi SD ile başlayalım. Ne kadar zamandan beri Samsung Galaxy SD'de hiç kullanıyorsun? 2016 Haziran'dan beri kullanıyorum. Mayıs yani, sonunda mı çıkmıştı? Mayıs ortasında mı çıkmıştı? Tam hatırlamıyorum. Mart sonunda olabilir. Yani 2 ay sonra tam 1 sene, 2 sene olacak. Okay, sen de çıkar çıkmaz aldın diyebiliriz. Aşağı yukarı. Anlat bakalım o günden bugüne. Telefonundan memnun musun? Telefondan çok memnunum. Gerek yüksek hafıza kartı desteği olması ve suya dayanıklı olması... S7'ye göre IP67'den 68'e geçmiş olması, hı hı, bu gerçekten bir şey. Çünkü bunda şarj kapağını kapatmak gibi bir problem yaşıyorduk. Bunda öyle bir problem yok. Ama tek sıkıntım çok aşırı nazik bir cihaz. Yani nazik böyle... bir cihaz. Güzel bir tanımlama oldu. Kırılgan çok, yani. Aynen, çok kırılgan. Böyle ben, ben o kırılganlığı yakından biliyorum. Böyle bir kırılgan olduğu düşürdüm yani. Kanalda videosu var onun da şeyden. Eğer arkadaşlar merak ederlerse kanalda Yıldıray'ın iPhone'u benim Galaxy S7 Edge'i kırıp ne hale soktuğumuzun videosu var, onu da izleyebilirler. Anlat bakalım şimdi, cihazı aldın, S5'ten S7'ye Edge'e geçtin. Doğrudan S7'ye Edge'e geçtin değil mi? Evet, S7 falan aldın. Evet. Okey. Ne oldu? Hayatında ne değişti? Hayatımda ne değişti? Önce çok güzeldi. Kutudan çıkartıp daha dikkatli bakana kadar. Hayvallah. Şu üst çelik barında bir çizikle çıktı kutudan. Sıfır aldığım cihazda. Orası da çelik bar dediğin yerde en çok telefonun görünen aynen, yeri. Görünen gösterir. Bir de şunun gibi bir plastik kasadan böyle bir şeye geçince daha çok bir dikkat çekiyor. Ne oldu peki? Yani kullandın mı o haliyle? Yok. İlk başta bir hevesimi aldım, bir iki saat sonra koştura koştura Samsung'a gittim. Samsung 10 gün gibi bir... Samsung gibi servise gittim. Aynen, teknik servise. Tamam. İlk başta çağır merkezde falan görüştüm vesaire, ne yapmam gerekiyor konusunda. Sonra 10 gün gibi bir süre zarfında değiştirdiler. Süper. Cihazı. Sıfır cihaz verdi. Aynen, sıfır kutulu bir cihaz geldi. Tamam. Onda da problemler yaşadım. Problemler yaşadın. Aynen. 10 gün çok iyi bir zaman diyecektim. Çok iyi. Tam. Onda ne problemi yaşadın? Onda ekran alt tarafında siyah piksel yanması oldu. Ha. Okey. Sen şimdi cihazı aldın, 10 gün geçti. İkinci cihazı aldın, daha kullanamadın doğru düzgün. İkinci cihazda da sorun çıktı. O da bir hafta sonra falan sorun çıktı. Gitti 20 gün diyelim. 20 gün sonra 3. cihaz mı geldi? Aslında daha hızlı geldi. 7 günde geldi. Tamam, 3. cihaz geldi. 3. cihaz geldi. Bu 3. cihaz mı? Bu 4. cihaz. Hikaye. 3.ye ne oldu? 3.de neyi verdi? 3.de tam böyle 25 gün sonra falan yukarıdan pembe çizgi indi. Klasik. Çok fazla Facebook'ta falan görüyoruz insanları. Yaşanan en bariz hatalardan bir tanesi, sorunlardan bir tanesi. Sen Haziran başında aldım diyorsun. Temmuz sonunda falan ancak bu cihazı kullanmaya başladın, öyle mi? Yok, ben bunu Eylül'de aldım. 2 ay sonra verdiler çünkü bana. Ha. Son cihazı 2 ay sonra mı verdiler? Aynen. Yani sen 3. SD'cinle 4. SD'ci buna geçiş sürecinde 2 ay mı bekledin? 2 ay bekledim. Takvim zamanıyla mı 2 ay bekledin? Takvim zamanı yani. Niye şeye gitmedin? Tüketici hakimiyetine falan gitmedin? Tüketici hakimiyetlerine gitmeyi düşündüm ama şöyle şeyler, öğrenciyim. Şimdi ben burada mahkeme ortalama 1 sene falan sürüyor. Param alana kadar yeni cihaz alamam. Bundan dolayı yani çok kez gideceğim demem rağmen ama... Anladım. En sonunda Haziran'da parasını verdiğin cihazı Eylül'de kullanmaya başladın. Aynen. 2016'nın Eylül'ünde.
Aynen. Okey. Ondan sonra herhangi bir sorun yaşadın mı cihazla? Ondan sonra uzun bir süre yaşamadım herhangi bir... Uzun bir süre yine geliyor bir şeyler yani uzun bir süre. Yine ekranla ilgili bir şeyimiz oldu. Ekran böyle güneşte morarmaya başladı. Çizgisel şekilde morarmaya. Hep aynı teknik servise mi gidiyorsun? Yok. Hep aynısına gitsen tanışırdınız adamla bu kadar süre zarfında. Hep aynı gitmiyorum. Dost olurdunuz. Çok seçici oldum artık. Hani kimin hangi işlemi daha yaptığını öğreniyorsunuz böyle bir süre. Ya burası anakartıyı yapıyor, burası şunu iyi yapıyor şeklinde. Güzel. Aynı puan veriyorsunuz böyle kendi kafanızdan. En sonunda gittim değiştirdiler ekran falan. Şu an memnunum, herhangi bir sıkıntım yok. Başka değişen var mı arabada? Pil değişti. Pil değişti. Pil ne zaman değişti? Pil yaklaşık 1,5-2 ay oluyor. Çok güzel, tam zamanında değişmiş. Aynen. Sıfır pil. Yani zaten değişmeden önce büyük bir ihtimalle artık pil ufak ufak sinyal vermeye başlamıştı. Yani, yani şarj süresi aşırı sinyal vermiyordu ama başlamıştı kullanım süresi. Şöyle çok fazla bir şey çıkmadı aslında pilde. Orada test yapılıyor. MR'a gittim. Şey bu MR AVM'deki mağaza. Aynen. Orada bir tane teknik servis de mi var? Evet, teknik servis de var. Tamam. Ve diğer teknik servislerin içinde benim gözümde en iyisi orası bence. Bakın arkadaşlar, bu bilgiye dikkat edin. Adam bu kadar deneyimli şey konusunda, teknik servis konusunda. Gönül rahatlığıyla MR teknik servisi öneriyor musun insanlara? Öneriyorum. Tamam, süper. Yani şöyle söyleyeyim. Şu ana kadar Samsung teknik servisine gitmiş biri olarak gittiğinizde çok şaşıracaksınız açıkçası. Hani ben... MR'daki hizmetler mi şaşıracaklar? Evet. Yani pozitif yönde şaşıracaklar. Aynen, çok yani hızlı bir şekilde telefonu... Samsung onları... servislerdeki sorun nedir? Senin gördüğün sorun şey ne? Yani Samsung... İlgili mi değiller, bilgili mi değiller? Nedir sorun? Şimdi bu bölgesel olarak biraz değişiyor aslında. Nasıl değişiyor? Şöyle mesela Kadıköy'de de var teknik servis. Buradaki biraz cihaza çok önem vermiyor. Yani benim izlemlediğim şey bu yönde en azından. Ama mesela Ümraniye'dekine geldiğim zaman iş çok ağır işliyor. Yani iki ay benim cihazım vermeyen yer orasıydı. Ha. Yani bu tamamen şeye göre değişiyor. MR'deki deneyimin nasıl? MR'de sen ne yaptın? Ekran mı değişti? Pil değişti. Pil değişti. Nasıl değişti? Gittin, söyledin. Gittim, söyledim. Ölçüm alındı pil. Hı hı. İşte, haklı bulundun. Haklı bulunmadım aslında. Şöyle, pilin durumu %87 oranında iyi çıktı. Tamam. Ama müşteri memnuniyeti için değiştirdiler bunu. Aa, süper. Bu... Yani hani aslında değiştirmeyebilirler, evet, dedi ama değiştirdiler, öyle mi? Evet, Samsung'dan beklediğimiz bir hareket değil ama böyle bir şey oldu. Kaç günde verdiler cihazı gibi? Şaka gibi ama 3 saat içinde ben cihazımı geri aldım. Alışveriş merkezinde gezerken cihazım yapılıyordu. Ne dediler sana? 3 saat bize izin ver, 3 saat sonra gelir mi dediler? Çok 3 saat sonra alabilirsin ya da yarın gelip alabilirsin. Eve git, bekle, telefon gelsin. Aynen. Böyle falan. Uğraşmadım. Telefonsuz bence kalmış güzel, oldum. Güzel bir deneyim olmuş bu. O yüzden Samsung MR'ı öneriyorum, tamam, herkese. Şimdi artık elimizdeki SSD ile ilgili, SSD Edge ile ilgili hızlı hızlı konuşalım bence. Konuşalım. Anlat bakalım, mesela SSD Edge alırken ne bekliyordun S5'ten geçen bir insan olarak? Ve beklentilerine hangi oranda cevap verdi SSD Edge? Öncelikle tasarım anında şey oldum, resmen aşık oldum diyebilirim cihaza. Bence de kendi zamanının en güzel telefonlarından birisi, hatta hala çok güzel. Aynen, bir telefon. Aynen, ben de hala çok güzel buluyorum. Birinci şey şu parmak izi, S5'te tamamıyla böyle sürtmeli bir parmak izi olayı vardı. Bunda üzerine dokunup açma olayı. Bu çok hoşuma gitti. Hızlı bir şekilde çalışabilmesi. Ve plastik kasa belli bir yerden sonra gacı gucur etmeye başlıyor ve bu cam olduğu için öyle bir bu cam problem metal, yok. Aynen, yani karışma olduğu için. Çerçeveler metal ve dayanıklı bir metal. Ve işlemci tarafında gerçekten çok memnun etti. Hani işlemci tarafında dediğin hızdan bahsediyorsun. Hız olarak. Şeyin de işlemci Snapdragon'la geliyor S5'in ama RAM belli bir yerde tıkanıyordu. Bu da 4 GB RAM olduğundan dolayı herhangi bir problem yaşamadım. Çok güzel. Şey misin değil mi? Cihazı çok zorlayan uygulamalar kullanır mısın? Yok, yani çok aşırı zorlamam. Yani nasıl zorlamam? Ya ben çok uzun video seyretmem. Kısa kısa. Yani bir otobüste ne yapabiliyorsanız bunları sonuna kadar yaparım. Hmm. Ama mesela fotoğraf anlamında beni çok memnun etmiştir. Ki ben DSLR makine kullanıcısıyım. Hani DSLR'de memnun olmadığım yerde telefon çıkartıp ya bunun olmuyor deyip bununla çektiğim noktalar bile oldu. Süper. Cihaz şey olarak gerçekten arayüz olarak da hızlı. Video çekiyor musun? Video çekiyorum. 60 FPS çekmesi gerçekten çok güzel bir şey. Ve hafıza kartının genişletebilir olması ve bunun 200 GB'a kadar olması bambaşka bir şey, aksiyon. Ondan dolayı çekiyorum ve cihazın çekerkenki şeyi çok güzel. Yani belli bir noktada cihaz ısınmasına rağmen bölüyor ama onu sanki bölmüş gibi hissettirmiyor size. O çok güzel bir şey. Müzik dinler misin şeyle? Yani çok fazla. Öğrenci olduğun için okula gelip giderken dinliyorsundur diye tahmin ediyorum. Çok fazlasıyla dinliyorum. Müzik kalitesinden memnun musun? Gayet memnunum. Aynı kutudan çıkan kulaklığı mı kullanıyorsun? Yok. Ekstra başka bir kulaklık kullanıyorum. Tamam.
Peki mesela müzik kalitesiyle ilgili bize herhangi bir yorum yapmak ister misin? Yani atıyorum mesela şöyle olsaydı daha iyi olurdu falan diyebileceğin bir şey var mı? Kesinlikle yok. Okay, tek şeyim sadece orijinal kulaklıkların daha iyi çıksa en azından Samsung markası birlikte hani telefonu birlikte kullanılabilir olması. Daha iyiden kastın da mesela şimdi bu X8'in S9'un içinden çıkan hani AKG tarafından tune edilmişler sence daha mı iyi? Yani AKG tarafının çok uzun süre deneme fırsatım olmadı. Hı hı. Ama S5'in ve S7 için kulaklıkları uzun süre denedim. Tiz konusunda falan çok gayet başarılı. Bas konusunda da belli bir yere kadar başarılı. Ama ben bas ağırlıklı dinleyen bir şeyim. Bası daha iyi verseler aynen, daha iyi olurdu durumunda. Aynen. Ama mesela başka kulaklıklarla bu 3.5 mm çıkışından bunu sağlayabiliyorsunuz. Bu çok güzel. Mesela ben Apple kullandığım dönemlerde bunu sağlayamadım. Ne kulaklık alırsam alayım. Apple'da kullandın yani telefonu. Kısa bir süre kullandım. Vazgeçme sebeplerimden bir tanesi şeydi, kulaklık o. Bir de ekran ikiye bölünmemesiydi. Bunda en çok kullandığım uygulama odur. İki ekranla, iki farklı app'le bir şeyler yapman gerekiyor o zaman. Çok sıklıkla kullandığım bir şey. Anladım. Ondan dolayı zaten S7'yi çaldım. Çünkü S7 ekranı biraz daha küçük, 5 inçti. Hı hı. Ekranı büyük olsun. Ama neden not değil derseniz, not çok elime fazla büyük geliyor. Bir şey soracağım sana. Şimdi yakın zamana kadar işte Note 5 hala alınır mı, Note 5 hala alınır mı şeyleri vardı. Hı hı. Ben de bir videomuzda kalktım, Note 5 alacağınıza gidin S7'ye alın dedim. Ve benim bu söylemime hak veren çok fazla insan oldu. Ama böyle bir şey söylediğim için beni eleştiren de çok fazla insan oldu. Şimdi sen S7 Edge kullanıcısı olarak mesela telefonunu Note 5'te değiştirir misin? Yok, değiştirmem. Yani şu yüzden değiştirmem. Çünkü aslında S7 Edge Note 5'e göre daha güncel bir telefon. Hı hı. Gerek hani çok benzer de olsa hani dış görünüş baktığınızda ikisi de cam ve metal karışımından oluşuyor. Ama iç donanımsal olarak, yazılımsal olarak S7 Edge biraz daha farklı, daha yeni, güncel bir versiyon aslında. Ben S7 Edge'in bugün bile sıfırının hala alınıp kullanılabileceğini düşünüyorum mesela. Yani ikinci el değil de sıfır S7 Edge birçok insanın birçok ihtiyacını şeysiz, sorunsuz şey yapar, götürür gibi geliyor. Götürür. Yani ben şu anda mesela S9'a geçmeme sebeplerimden bir tanesi buldum. Normalde hep iki model atlayarak direkt alırdım ilk çıktığı zaman. Hı hı. Çünkü gerçekten ihtiyaçlarım karşılıyor ve herhangi bir donma ben rastlamadım şimdiye kadar. Yani şunu söylüyorsun değil mi? S9 çıktı, almıyor olmamın nedeni S7'ye hala benim güncel olarak geliyor. Karşılamasını almadım. Güncelleme aldı mı? Güncelleme aldı. Şu anda Android 7 var. 8 hala gelmedi. Hı hı. Yakın zamanda bekliyoruz ama sürekli erteleniyor. Güncelleme senin için önemli bir şey mi? Güncelleme benim için önemli bir şey. Neden önemli bir şey? Çünkü cihazın arayüzünde değişiklikler oluşabiliyor. Ve bu değişiklikler benim hoşuma gidiyor açıkçası. Yani sürekli aynı şeyden sıkılmıyorsunuz. O yüzden benim için önemli. Hiç S7 Edge kullandığın süre boyunca başka bir arkadaşının, tanıdığın S7 Edge almasına neden oldun mu? Oldum. Kaç kişi tahminen? Yaklaşık 2 kişi. 2 kişi. Ne oldu? Sana sordular mesela, atıyorum iPhone bilmem ne alayım mı dediler, sen S7 Edge de al diye mi yönlendirdin? Yoksa senin deneyiminden yola çıkarak onlar da mı S7 Edge almaya karar verdiler? Benim ilk aldığım dönemde iPhone 7 yeni çıkacaktı piyasaya ve kullandım ve yani telefonda yapabildiğim işlemleri gördükçe iPhone almaktan vazgeçip S7'yi çalan iki arkadaşım var. Hatta bir tanesi buraya da geldi. Bizim kanalda şey, video çektik kendisiyle. Deneyim, kullanıcı deneyimi çektik. Diğer arkadaş kimdi? Diğer arkadaş İstanbul dışında bir arkadaş. Hı, anladım. O da memnun. Ama ben kime tavsiye ettiysem benim kadar problem yaşamadılar cihazda. Senden de şunu anlıyorum. Durumdan memnun değilsin. Ama bu durumla kullandığın cihazın birbirinden ayrı şeyler olduğunun da farkındasın. Aynen. Öyle düşünüyorsun değil mi? Yani hani yani marka bazlı olan süre bazlı işte S7'ci niye kullanıyorum ki, gideyim bilmem neye geçeyim dememişsin anladığım kadarıyla. Çünkü burada iki seçenek var. Birincisi Android'in çok geniş her şeye izin vermesi ve ben saf Android seven biri değilim. Samsung'un üzerine geliştirdiği TouchWiz arayüzü gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ondan dolayı tercih etme nedenlerinden bir tanesidir yine. Hani saf Android alıp kullanabileceğim cihaz yok. Çünkü çok sıkıcı ve basit geliyor bana. Hani tabii ki bir şeyler yapılabiliyor. Çok her şey erişime izni var. Ama üçüncü parti uygulamalar vesaire yapıyorsunuz. Bunda da ben açıkçası biraz daha güvenlik açığı falan oluşturduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı hani Samsung'un sağlamış olduğu kendi uygulamaları gerçekten çok aktif olarak kullanıyorum.
Anladım. Bizi STD Edge ile ilgili, yani mesela şöyle söyleyeyim sana. Bugün hala STD Edge almayı düşünen insanlar varsa onlara ne dersin? Onlara ne derim ya? Şu anki fiyatının kaç lira olduğunu biliyor musun? Yok, güncel fiyatını bilmiyorum. İkinci el fiyatlarını biliyorum. Ben 2000 lira civarında diye şey yapıyorum, ne derler biliyorum. Biraz daha yüksek olma ihtimali var diye düşünüyorum. Hani 2,5 falan civarı. Yok, 2,5'un altında diye şey yapıyorum. Tam bilmiyorum fiyatını. 2200 falan olabilir galiba. Sence verilir mi o para STD'ci hala? Yani ben olsam veririm. Öyle mi? Açık konuşayım. Hani o kadar şey yaşamama rağmen veririm. Peki ben sana gelsem Gürkan STD'ci mi alayım, başka bir telefon mu alayım desem ne dersin bana? Yani başka bir STD'ci alın derim ama tek uyarmam gereken nokta şey olur. Buna kesinlikle ekran koruyucusu olmuyor. Edge panelleri olduğundan dolayı. Hani denemediğim şey kalmadı bu konuda. Yok mu orijinal ekran koruyucusu? Yok. Ha. Belli bir noktadan ya takıyorsunuz kılıf kullanamıyorsunuz. O yüzden hani çok dikkat kullanabilecek. İlla kıracaksın yani benim yaptığım gibi. Aynen. Kırmazsan ya da çok hassas kullanacaksınız. Şey yok, para yok. Anladım. Peki senin bizi STD Edge ile ilgili özellikle söylemek istediğin bir şeyler var mı? Benim sana fırsat vermediğim, ya şundan konuşmamız lazım falan dediğim bir şeyler yani, var mı kafanda? STD Edge fazla zaten bilen biliyor bu cihazı. Hani çok ekstra anlatabileceğim bir şey yok. Ama hala çok güncel olmasının sebebini gerekli güncellemelere dayalı olduğunu da düşünüyorum. Yani, nasıl anlamadım? Bir daha anlatsana. Yani hala güncel olarak birçok ihtiyacım karşılayabilmesi aldığı güncellemelere bağlı olduğunu düşünüyorum. Tamam. Yani kendi uygulaması olmayan işte evet, Instagram, Samsung Facebook... Samsung cihazı yaşattığı için, cihazda yaşayacak kadar güçlü olduğu için diyorsun, sorun çıkarmıyor. Aynen, 4 GB RAM var. Zaten S9'da da Plus olmayan modelinde de 4 GB var hala aktif olarak. 4 GB hala bence Android ekosistemi için şey değil. Yani değil. Ortalamanın üstünde öyle şey yapabiliriz, isimlendirebiliriz. Bir de en çok sevdiğim noktalardan bir tanesi parmak izin hala ön tarafta olması. Denedin mi S8 Plus denedim. Nasıl? Çünkü söylendiği kadar zor mu sence? Yani Plus olanı biraz zor. Çünkü cihaz çok büyük ve parmaklarım küçük bir yapım var. Biraz arkaya denk getirmek zor olabiliyor. Hani iris tarayıcı var ama çok parmak izi kadar rahat kullanıldığını düşünmüyorum. S9'daki değişimin, parmak izi şeyinin, yevinin, okuyucusunun yevinin değişiminin mantıklı mı buluyorsun bu şartlar altında? Onu denedin mi? Yani S9 ve S9 Plus'ta. S8 kadar deneyimleyemedim ama çok aşırı mantıklı bulmuyorum. Yani çok fark yani arkada olmasını mı mantıklı evet. bulmuyorsun? Anladım. Ya ekran içine olabilirdi ya da biraz daha aşağı alınabilirdi en azından. Şöyle yani tuttuğum zaman direkt buraya denk gelecek şekilde. Başka söylemek istediğin herhangi bir şey var mı STD Edge ile ilgili? Son olarak pil konusuna dayanmak istiyorum. Mesela yeni çıkan birçok modelde 3600 mAh'ın altına düştüler ama 3600 olduğu için bundan çok memnunum. Doya doya hani saat gece 1-2'ye kadar rahatlıkla çıkart yani bırakın eve geri getirmeyi. Bir de VR şeyi çok güzel. Mesela ilk aldığımda VR olarak içerik olarak çok fazla geniş değildi mağazası vesaire. Sen ama, şeyli mi almıştın? VR gözlük hediyelik paketli mi aldın? Yok ben ayrıyetten sonra kendi aldım. Kablosuz standıyla beraber. Şey mi? Bir, VR 1 mi aldın? VR yok. 2. STD Edge için olanını tamam. aldım. Gerçekten çok bir sanal hissiyatı oluşturuyor sana. Yani içindeymişsin gibi yaşatıyor. Ve belli bir yerden sonra bağımlılık yapıyor zaten. Ben yaklaşık bir yıldan beri file mesela hiç denemedim. Ne yalan söyleyeyim Samsung'un bir yerine. İçerik son bir yıl içerisinde arttı mı? Çok bayağı arttı. Ne yapıyorsun mesela? En çok niye oynuyorsun? Ya yani oyun oynamadan daha ziyade ben film izlemek için şey yapıyorum. Normalde ben telefonda öyle uzun süre video izleyen biri değilim. Ama VR'la bırakın hani saatlerce izlerim. Çünkü size sanki o küçücük ekran devasa ekranmış gibi. Ne yapıyorsun? Yatıyorsun yatağa film mi izliyorsun? Aynen. Süper öyle. Çok güzel. Bir de güzel kulaklık taktığınız zaman tüm tamamen dış dünyayla bağlantınız kesiliyor. Sanki sinemayı kapatmışsınız da çok başarılı. Oturuyorsunuz gibi. Söylediğin gibi ise çok başarılı. Yani fikren de güzel. Aynen ki içerik olarak oyun olarak ve size yaşattığı sanal hissiyat mesela helikoptere biniyormuş gibi hissettirebiliyor vesaire. Bunlar gerçekten son bir seneden sonra çok arttı sizin deneyiminizden sonra. Bir S9 ile S8 ile bir şey yapayım, deneme yapayım. Bu iyi oldu bunu öğrendiğim. Gerçekten. Başka bir şey var mıdır VR'dan başka bizimle paylaşmak yani istediğin? Yani ben en çok kablosuz şarj standını çok kullanıyorum. Bu gerçekten bir şey yapabildiğim en iyi, yani STD Edge'deki olması gereken özelliklerden biri. Yani şu an güncel cihazlarda da var. Kablosuz dock'taki şarj süresinden memnun musun? Memnunum.
Süper. Hani aceleniz varsa kablolu kadar çok aşırı şarj etmiyor. Hızlı değil. Değil. Ama S6'ya göre zaten Samsung'un sizin dediğiniz gibi hani S7'yi tanıtırken ki şeyi zaten ikinci hızlı şarj, kablosuz şarjdı. Hani genel olarak memnunum. Hani çok aşırı bir süre fark etmiyor. Bir yarım saat ya da daha kısa da olabilir deneyimlerime göre. Ben sürekli telefona bakıyorum bir yandan da hani ne kadar güzel göründüğüyle ilgili. Gerçekten şey, hala bugün güzel. Bile yani S8 ile S9 ile boy ölçüşecek kadar şey görünüyor. Tasarım olarak güzel görünüyor. Yani şu ankine göre güncel cihaz değil. Hani S9 çıktı, S8 çıktı. Ama masaya koyduğunuzda hala bir dikkat çekiciliği var. Genel olarak önerebileceğim bir cihaz. Ayağına sağlık. Çok sağ ol. Geldin. Arkadaşlar, kim kullanmak isterse evimiz biliyorsunuz. Herkese, hangi telefonu kullanıyor olursa olsun, hangi modeli kullanıyor olursa olsun herkese açık. Siz de Gürkan'ın yaptığı gibi ersine.tvp.com.tv mail adresine bir mail atıp gelip kendi kullandığınız cihazla ilgili görüşlerinizi burada bizimle, yani tüm izleyicilerimizle paylaşabilirsiniz. Ersine.tvp.com.tv unutmayın. Bir başka videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.